Bize hiç ödem vermiyorlar ya, öyle basit ödem. Çünkü hepsini bir anda 3'te verecek. En kötü Mahmut Bey. Ya şimdi isteyen oraya gitsin yani. Ya insanlardan duyduğumuz kadar zor bir bölümdü ama gelip yaşamak lazım diyorum ne kadar zor olduğunu. Geçen işte biyoloji hocası benim koluma dokundu. İsmin neyini falan yaptı bana. Anneme diyorum, anne hoca koluma dokundu, bugün fena yapıyorum böyle. Zehra ben. Altınbaş Eczacılık 4. sınıf öğrencisiyim. Memnun olduk. İsmim Emine, soy ismim de Ay. Ben Altınbaş Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nin 2. sınıf öğrencisi diyebilirim, irregular'ım. Hem 1 hem 2. İkisini yürütmeye çalışıyorum. Allah kolaylık. Teşekkürler. Hayal kırıklığına uğratan şey oldu mu diye düşünüyorum. Ben eczacılığı zaten bilinçli seçtim. Yani başka bir bölüm istiyordum, eczacılık oldu gibi değil. Hani yine tıp olsa yazar mıydım? Yazardım ama benim annem de eczacı. Böyle ben hani eczanede büyüdüm. Daha ben böyle ilk doğduğumdan beridir işte annem hemen çalışmaya başlıyordu. Eczanenin arka odasında böyle bakıcıyla beraber orada takılıyorum ben. Sonra arada annem emziriyor, devam ediyor falan. Bebek ağlama sesi duyunca geliyor, bakıyor böyle. Yani nöbetlere kalmayı da hep seviyordum annemle. Sonradan annem nöbetlere kalmayı bıraktı. Dedi gençlerin önünü açalım falan. Doğru. Yani hani eczane işletmesinin nasıl olduğunu biliyordum. Sadece dükkandan ibaret olmadığını da biliyorum. Genel bilgim o yüzden iyi. Seviyorum da. Eczacı olmak istiyordum. Şu andan da eğitimimizden de çok memnunum. Sadece mesela beklemediğim şu var. Bizim okulumuz klinik eczacılığa yönelik bir eğitim veriyor ya. Ben bu kadar yoğun olmasını beklemiyordum. Ama bu da bizim okulumuza daha özel olabilir. Şu anda memnunum. Yani diğer fakültelerdeki eczacılardan daha iyi bilgimiz olacağını düşünüyorum biraz. Benim sanırım fizik görmem. Çünkü hiç yani gerçekten nerede işime yarayacak hiçbir fikrim yok, hala yok. Görüyorum şu an ama matematik iyi, tamam, analitik kısmı var, mesleği, arka kısmı var. Orası zaten güzel, matematiği de severim ama fizik yani hiç düşünmüyordum, bakmamıştım da derslere. O beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. De bütün lise fiziğini bir anda görüyorsun. Zaten yapamıyordum ben de, sınavda da yapamadım. Şimdi yapmam çok trajik oluyor. Ben sınavlara böyle çok erkenden çalışan biri değilim. Düzenli çalışma hayali hani herkesin her zaman olur. Da dönemin başında ama sonrası gelmez ya. Öyle. O yüzden derste dersi anlamaya çalışıyorum. Derslere katılıp ne kadar not falan almasam da dinleyip böyle en azından bir bilgi birikimine sahip olmaya çalışıyorum. Sonrasında sınav öncesi çalışıyorum. Test çoktan seçmeli sınavlar favorim. Genelde hocalarımız öyle soruyor. O yüzden memnunum. Klasik sınavlarda da birazcık zorlanıyoruz. Daha fazla detay çalışmak gerekiyor. Şu anki mesela farmakoterapi derslerimiz çoktan seçmeli. Ama ne kadar çoktan seçmeli olsa da bu bize fazla yardımcı olmuyor. Çünkü çok zor ve yoğun bir ders. Klasik sınavlar çok zorluyor. Öyle bir bölüm ki hiçbir şeyi tamamen ezberleyemiyorsun. Mesela lisede şeyden matematik sınavına çalışırdım. Tamam hani bu konuyu ezberledim. Yarın sınavdan iyi alacağım. Güzel çalıştım ben ama hiçbir şekilde kendini hazır hissedemiyorsun yani hiçbir sınavda. Öyle çok fazla bilgi var. O yüzden sınavlarda öyle hissediyorum genel olarak. Ama test sınavları yine basit oluyor. Gerçekten son ana kadar hazır olamama var ya. Ben sınava girerken böyle bakıyorum hani sonra. Tam hissedemiyorsun. Hissedemezsin zaten. Ben öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum yeryüzünde. Evet. Çok fazla bilgi var çünkü. İngilizce kısmında şunu söyleyebilirim. Bazı seçmeli derslerimizde de hocalar böyle ağır terminoloji kullanıyor. Mesela sorunun ne dediğini anlamıyorum. Aslında bana eş anlamlı sözcükleri kullanarak söylese anlayacağım. Neyden bahsettiğini anlamıyorum. Diyorum ya o soru onu mu soruyormuş falan. Bir şekil iyi gidiyor ya. Soruya bir iyi yönden bir de kötü perspektiften cevap vereceğim. Kötüden başlayayım. Mesela biz sınavlara girerken o isim listesi var ya hani sınav saatinden sonra bile açıklandığı oluyor yani. Hani bu kadar geç kalınmaz hiçbir şeye. Hani zaten girecek öğrenciler belli. Hani çıkarın 10-15 dakikadan önce biz de yerimize gidelim bekleyelim yani. Ama hala geçen bir sınavda oldu. Fizik miydi bilmiyorum. Kriz geçirdik yani. Hala açıklanmıyor. Böyle 5 dakika falan geçti. Koşuşturuyoruz bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. O yok artık bu olmaz dediğim anlardan biriydi. Bir kere bir hocamız bize bir öğrenci yüzünden trip atmıştı. Tüm o dersi alan herkese. Seçmeli derste. Yani bunu bence bir hocanın yapmaması gerekiyordu. Hani öğrenci hocaya trip atar da hoca neden öğrencilere trip attı? Online bir derste de hoca yüz yüze ders yapmak istedi. Sonra öğrencilerden biri işte dersleri çakışıyormuş, 5. sınıfmış, okula gelmek istemiyormuş falan. Hoca şey dedi, hocam işte online başlandı bu derse yüz yüze yapamazsınız, neden şimdi söylüyorsunuz dedi. Hoca da hani çağırdı öğrenciler, öğrenciler gelmedi falan olunca böyle bir triplendi. Tamam o zaman bütün derslere katılım yapacaksınız falan böyle. Slaytların hepsini sildi, görselsiz hallerini, sadece böyle yazı 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 hallerini beyaz sayfaya yükledi. Yenileri de o şekilde attı falan. İşte çok güzel bir sınav yaptı. Herkes öyle 40'larla 50'lerle falan geçti. Neyse ki bu yıl geçti.
Şu an ilişkilerimiz güzel hocamızla devam ediyoruz. İyi yönden de anatomimize bizim Ahmet Sınav hocamız girdi. Ben o adama aşığım yani, çok hayranıyım. Ama bu adam gerçekten inanılmaz başarıları var. İnanılmaz iyi anlatıyor, inanılmaz bir bilgi birikimi var. O yüzden çok etkilendim. Tamam, geçtim ders. Tamam. Sevdirdi yani bana. Çok zor, böyle 2,5 saatlik kayıtları oluyordu. Onları izliyordum yani, üşenmedim. Bayağı seviyor musun? Çünkü başka evet. Türlü... Olmaz yani. Benim için aslında çok iyi oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ben matematiği kötü olan bir insanım. Hani sayısal öğrencisiyim zaten. Fenciyim, matematik değilim. Fizik, kimyam, biyolojim çok güzel. Bir de yanında Türkçe yapıyorum. Yani o şekilde ben üniversite sınav puanımı elde ettim. Mesela ilk yıllardaki biyolojili dersleri çok seviyorum. Kimyam öbür fen dersleri arasındaki az favorim. Ama o da güzel gitti. Analitiği ve organik kimyayı bitirdiğimizde çok sevindim. Matematiksiz olmaması benim için çok iyi oldu. Mesela matematikli bir dersimiz var, farmakokinetik diye. Orası çok yordu bizi. Birinci sınıftaki matematik dersi de beni yormuştu. Farmakokinetik dersi mi var? Evet, öyle bir dersimiz var. Aslında ben matematik seven bir insanım. Biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirim. Zaten öyle seçiyoruz sayısal bölümleri 10. sınıftan sonra. Böyle eczacılık bölümünde bir mantığına oturttuğun zaman oluyor yani. Hani öyle çok da ezber ezber. Dediğim gibi analitik falan da var yani sonuçta işin içinde. O yüzden daha da mutlu oldum diyebilirim yani hatta. Stajlarımın ikisi de benim çok güzel geçti. Eczane stajında da kendi şehrimdeydim, Bilecik'teydim. Bilecik'te yaşıyorum ben. Bilecik'ten bir arkadaşım vardı. O da farklı bir okulda, İstanbul'da. Onunla beraber çok güzel geçti. Eczanede böyle arada kahve yapıyorduk. Hadi işte kızlar kahve yapın falan yapıyoruz. Herkes dağıtıyor falan. Sonra geçiyoruz, majistral gelmiş, onu yapıyoruz. Sonra bir tane de şey vardı. Eczacı teknisyeni arkadaşımız vardı. O daha çok hani bilgisayarlar falan ilgileniyordu. Biz takılıyorduk, rafları inceliyorduk. Etken maddelere bakıyorduk falan böyle. Çok güzel geçti. Hastalar arada geliyor, yeni elemanlar mı var falan yapıyor böyle. Sonra bir de şey var ya, eczane çalışanları ve hasta ilişkisi böyle, hani tüm mahalleyi tanımak falan. Evet, çok evet. Komik, hikayeleri dinliyoruz falan. Öyle çok güzel geçti. Hastane stajında biraz beklediğim gibi çıkmadı, çok sıkıldım. Gitmeden önce de şey diyordum, hani bir ay hastanede ne yapacağız diyordum. Çünkü normal kamu eczaneleri böyle sokakta oluyor en azından, penceresi oluyor, bir şey oluyor. Bizim hastane eczanemiz morgun yanında böyle -2'de falandı. Sadece böyle beyaz ışıklı bir beyaz oda düşünün. Yani çok sıkıcı, dışarı çıkınca böyle aydınlanıyorduk yani. Gün ışığı görünce seviniyorduk falan. Çok pozitif bir yani yoğun, evet gerçekten çok kötü. Yoğun çalışmadık, rahattık yine. Böyle arada order hazırlanırken yardımcı olduk falan. O da genelde daha teknisyenlerin, hemşirelerin falan işi. Biz de bakıyorduk, bilgisayar sistemlerini biraz inceledik. Eczacılarla sohbet ettik. Genel işte öyle gezdik gibi. Öğrenmeye çalıştığımız her şeyi öğrendik yani, öğrenmemiz gereken. Onda da rahattı. Yine beklediğim kadar uzun süre daha kısa da geçti. Yani iyi oldu gene ama sıkıcıymış. Yani ileride yapmayı düşündüğüm bir şey olmaz. De biraz boğuk. Evet, stajda görürsünüz ya. Bence bana inanacaksınız. Şu an galiba yaşamıyorum. Birazcık bizim üniversitemizin AVM olması da alakalı olabilir. Ama bence zaten bizim bölümümüz şu an ben ne kadar hissetmesem de çok yoğun bir bölüm olduğu için o şeylere vakit kalmayacaktı zaten bence. O yüzden arkadaş anlamında, öğretmenler anlamında gayet iyi bence. İletişim açısından da iyi öğretmenlerden. Evet bence de. Okula ilk geldiğimizde okul böyle yürüyen merdivenli falan diye AVM'ye benziyor diye konuşuyorduk. Sonra bir arkadaşımız dedi ki burası AVM'ydi zaten dedi, ben gelip alışveriş yapıyordum dedi. Ben ilk ondan öğrendim gerçekten AVM olduğunu, çok şaşırdım falan dedim ama. Çünkü gerçekten hani AVM'ye benziyor zaten, gören herkes de der bunu. Ama bence böyle merkezi bir yerde olmamız çok iyi. Bir de böyle her şeyin yeni olması falan da çok iyi. Devlet okullarına mesela ben böyle gittiğimde bakıyorum her yer çok eski. Mesela sınıflar, bizim imkanlarımız süper. O açıdan çok seviyorum. Ama mesela bir bahçemiz falan olsa güzel olur muydu? Olurdu yine. Ama merkezi bir yerde olduğumuz için her yere gidebiliyoruz. En kötü Mahmut Bey. Ya çim isteyen oraya gitsin yani. Eczacılık ve ilaç firmasını biliyordum ki ilaç firmasıyla ben okumaya ikna oldum. Bizim bir komşumuz vardı, o ikna etti beni. İşte dedi altına arabanı veriyorlar, işte tatil. Nerede bu komşumuz? İşte bunlar çok eskiden şeyler olduğu için o da biraz yaşlıydım. Onları söyledi bana mantıken. Ama o sayede ikna oldum yani eczacılık okumaya. Ama şimdi kongrelere gidiyoruz, öğreniyorum orada. İlaç firmasında da bir sürü alanda çalışabiliyoruz. Ar-Ge olsun, üretimi olsun, bilmem nesi bir sürü var. Onun için hastanede mesela çalıştığımızı bilmiyordum gelmeden önce fakülteye. Öyle yani. Bayağı
açıkçası ben çok memnunum böyle geniş bir çalışma yelpazesi olan bir bölümü okuduğum için. İşte sadece eczane eczacılığından ibaret olmadığını biliyordum. Ama ben biraz o şekilde istiyorum. Yani eczane eczacılığı istiyorum. Sonrasında da bir dermakozmetik veya işte kozmetik bir üretim yapmak istiyorum. Ya fason üretim olup marka olabilir. Direkt böyle kendim üretip sonra öyle bir markalaşma olabilir. Size ürün gönderir misin? Size ürün hediyem. Teşekkür ederim. Düşünüyordum. Ama var da yani bence. Hocalarla ilişkimi daha zor olacağını bekliyordum. Ama bizim okulumuzda biraz bu fırsat güzel yani var. Mesela mail yazıyoruz, hocalar hemen dönüş yapıyor. Yüz yüze iletişimimiz de rahat, samimi de hocalar, rahat konuşabiliyoruz. Yazın ben bir yerde çalışıyordum, orada bir öğretmen vardı. Bir de bana diyordu ki hocaların peşinde koş, hocaların çantasını falan tut, hocam yardım edeyim falan de diyordu bana. Hani hocaların gözüne girmeye çalışıyordu sürekli. Şimdi anlıyorum gerçekten ne kadar haklı olduğunu. Çünkü burada gerçekten lisede, ortaokulda öğretmenler seninle ilgilenirken sen öğretmenlerle ilgilenmek zorundasın. Benim mesela bir mazeret sınavım oldu. Yani her gün hocanın kapısındayım. Hocam ne zaman yapacağız? Hocam klasik olmasın lütfen. Onun da klasik olacakmış. Neyse. Detaylı olarak bilmiyordum ama bu kadar kapsamlı eğitim almamız çok iyi bence. Şöyle bir şey var ya, üniversite okumanın ne anlamı var diyor ya bazı insanlar. Hani mesela ayrıca kursla veya böyle çırak usta ilişkisiyle bazı şeyler yapılabilir diyorlar. Ama yani üniversite sana işte bunları katıyor. O diğer genel adını bile bahsedilmeyen şeylerin hepsini sana veriyor tek seferde. O yüzden çok önemli. Ve bizim bu 9 yıldızlı eczacılık derslerimiz de çok fayda sağladığını düşünüyorum ben. Mesela fiziği bilmiyordum. Şey de bilmiyordum, bilgisayar becerilerini de bilmiyordum. Onları görünce dedim ki ne alaka falan dedim. Ama zaten genel olarak bütün mezunların o eczacılık programlarını falan bilmesi gerekiyor. O yüzden gayet mantıklı bir karar bence. Ve o ilaçla alakalı olmaması da çok iyi. Çünkü ilacı sadece ilaç olarak incelemiyoruz. İnsan vücudunu da inceliyoruz, etkilerini inceliyoruz. O yüzden kesinlikle yani onların olmaması sadece iyi. Reçetesizler kanalına abone olup her yerde paylaşmayı unutmayın ki büyüsün bu Reçetesizler ailesi. Kendinize iyi bakın.